Şimdi tabii ki futbol özellikle Türkiye'de bir darboğaz içerisinde. Ekonomik sıkıntılar, yayın gelirlerin azalması, ekonomik sıkıntılarla birlikte reklam gelirlerinin sıkıntıya düşmesi, seyirci kapasitelerinin her yerde azlığı. Bir defa seyircilerin maça gelmesi lazım ve kulüplerin gelirlerini artıracak önlemler almak lazım. Hem kulüpler bunu yapması lazım, hem Futbol Federasyonu'nun bu konuda fazlasıyla çalışması gerekir ki Türkiye'de kalite yükselsin. Kalite yükseldikçe de seyirci sayısı artsın. Tabii ki elimizdeki kaliteli oyuncuları devam ettirmek istiyoruz. Sözleşmesi bitenleri. Hem Ribery var, hem işte Adama Traore var. Robert Ribery, Adama Traore, hem kaptan var. Bütün bunlarla biz bir daha anlaşmak istiyoruz ama biraz da ekonomik şartlarımızı iyileştirmek istiyoruz. İnşallah başta kaptan olmak üzere hepsiyle anlaşmak istiyoruz. Ama ekonomik tabloda da çok fazla açılınca 3-5 yıl sonra takımlar çöküyor. Geri dönülmez aşamaya geliyor ve batıp gidiyor. Avrupa'ya gitme şansımız da var ama ilk onda bitirme şansımız çok büyük olasılık. Biz buralarda en kötü ihtimal kalmak istiyoruz. Tabii ki Avrupa'ya gidersek futbolcuları göstereceği performans çok önemli. Çok daha mutlu oluruz. Ama bunların ötesinde biz takımı yaşatmak istiyoruz. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de tabii ki kendi ayağımıza göre de yorganımızı uzatmak istiyoruz. Artık birçok kulüp 1 milyon euroluk falan futbolcu alma şansı yok. Ve bunlar muhtemelen yarı yarıya düşecektir. Düşünce de biraz kalite düşer mi? Düşebilir. Bu da Türk futbolunu geldiği noktayı gösterir. Şimdi bizim için en önemlisi Hatay Spor'un tesis etmesi. Atakaş Hatay Spor inşallah Gülderen'deki yeri kiraladık varlığımızdan. Oraya öncelikli olarak 4 tane saha yapacağız. İkisi gençlerimiz için, amatör kulüpler için, ikisi A takımı için. Ondan sonra da diğer binamızı, ortak alanımızı yapmaya çalışacağız. Bu tesisleşme bittiği zaman Hatay Spor çok daha rahat edecektir. Aslına bakarsan bu sene geçen seneye göre daha alternatif kadromuz var. Geçen sene 14. adamı sayamıyordunuz. Şu anda alternatif kadroyla birlikte 16-17 kişi rahat rahat takımda oynayabiliyor. Bunu 18-19'a çıkartmak tabii ki hepimizi keyiflendirir, mutlu eder. Ama işin biraz da maddi boyutu çok önemli, maddi külfet çok önemli. Dediğim gibi hem teknik ekip hem yöneticiler bundan sonraki süreç içerisinde takımı yaşatmaya da devam etmek, yaşatmak için de çaba sarf etmesi lazım. Çünkü günübirlik skorlar, başarılar gerçekten belki çok önemli. Ama ondan çok daha önemlisi bu şehrin bundan sonraki süreç içerisinde Süper Lig'deki bu takımının hep başarıya koşmasını izlemek istemesi. Ayrıca sadece Atakaş Hatay Spor yok. Bizim şu anda 7 takımımız Süper Lig'de. Bir takım daha çıkabilir. Masa tenisi de birincilikte, o da çıkabilir. O da çıkarsa 8 takımımız Süper Lig'de olacak. Bu da bizim gerçekten de yıllarca yapmış olduğumuz emeğin bir sonucu. Bizim teknik ekiplerimizin ve sporcularımızın, tabii ki taraftarlarımızın da bu konudaki desteğine teşekkür ediyoruz ama artarak da devam etmesini bekliyoruz.